Evet, merhabalar arkadaşlar. 8. konuya devam ediyoruz. 8-1'in sonunda kalmıştık. Şimdi bugün 8-2, 8-3 ve 8-4'ü işleyeceğiz. Çiyang kitabımızdan tabii ki. 8-2 toplam türevseller, total differentials İngilizcesi. Buradaki varsayımız birden fazla değişkenli, yani çok değişkenli, tanım kümesinin her yerinde sürekli ve türevli, yani yumuşak ve cici fonksiyonlarla çalışıyoruz anlamına geliyor. Örnek olarak toplam tasarruf fonksiyonunu alabiliriz. İngilizcesi aggregate saving function, yani bir toplumun toplam tasarrufları, bir ülkenin veya herhangi bir toplumun toplam tasarrufları. Bunun iki argümanı olduğunu düşünüyoruz. Ulusal gelir ve reel faiz oranı. S, büyük S toplam tasarrufları yani aggregate saving oluyor. Büyük G ulusal geliri yani İngilizcesi national income bunu temsil ediyor. Ve küçük i de reel faiz oranı yani İngilizcesi real rate of interest temsil ediyor. Gelirden tasarruf eğilimi diye bir şey tanımlarsak İngilizcesi marginal propensity to save out of income kısaca MPS diye gösterilir. MPS yani. İşte S'nin, büyük S'nin Y'ye göre kısmi türevidir. Yani del S bölü del Y ya da S alt indeks Y olarak gösterilebilir. S alt indeks Y olarak gösterilebilir bu. Nedir bu? Tasarrufların ulusal gelire duyarlılığı yani ulusal gelir bu şeyin bu kısmi türevin tasarrufların ulusal gelire göre kısmi türevi bu kısmi türevin pozitif olduğunu düşünürüz. Makul olan budur. Ne demek bu? Yani gelirle tasarruf doğru orantılıdır. Ulusal gelirimiz arttıkça tasarruflarımız da artar. Ulusal gelirimiz azaldıkça tasarruflarımız da azalır anlamına gelir bu. Yani faiz oranı sabitken ulusal gelirin tek başına tasarruflar üzerindeki etkisini ifade ediyor. İkinci oranımız tasarrufların faize duyarlılığı, interest rate sensitivity of savings İngilizcesi. Bunu da SI veya del S bölü del I olarak gösterebiliriz. Bunun da pozitif olduğunu varsayarız. Yani reel faiz oranı ile tasarrufların doğru orantılı olduğunu, reel faizler arttıkça tasarrufların arttığını, reel faizler azaldıkça da tasarrufların azaldığını varsayarız veya gözlemleriz. Peki bu da sabitken faiz oranındaki değişimlerin tasarruflara etkisini ifade ediyor. Dolayısıyla kısmi etkiler bunlar, kısmi türevler. Toplam tasarrufun türevseli dediğimiz zaman İngilizcesi Total Differential of Aggregate Saving. Bundan şunu anlıyoruz. DS diye gösteriliyor bu. Nasıl ki DX, küçük DX, X'in türevseli, küçük DY, Y'nin türevseli ise DS de S'nin türevseli oluyor. Ama burada artık toplam bir türevsel. Çünkü bütün etkileri içeren bir türevsel bu. Ne demek bu? Yani ds eşittir işte del s bölü del y çarpı dy artı del s bölü del i çarpı dy ya da sy çarpı dy artı si çarpı dy olarak ifade edilebilir. Açık hali bu. Peki ne demek bu? Şu demek. I sabitken y'de küçük bir değişiklik olduğu zaman bunun s'ye tasarruflara yani ulusal gelirde küçük bir değişiklik olduğu zaman diğer şeyler sabitken ceteris paribus varsayımı burada yine var. Sabitken S üzerindeki kısmi etkisi şu kısma işte yani del S bölü del Y çarpı DY'ye kısmi türevsel diyoruz. Bu Y'nin kısmi etkisi S üzerinde. Yani Y'de küçük bir değişiklik olduğu zaman i ve diğer şeyler varsa onların da değişmediği takdirde Y'ye ne kadar bir değişiklik Y neden oluyor bu. Aynı şekilde del S bölü del Y çarpı DY kısmı da diğer şeyler sabit olduğu takdirde, bilhassa da ulusal gelir sabit olduğu takdirde, yani yine ceteris paribus, i'deki küçük bir değişikliğin s'de yaptığı değişiklik, oradaki etkisini gösteriyor. Del s bölü del i çarpı d ya da s'yi çarpı d dediğimiz bu da bir kısmi türevsel. Bu kısmi türevsellerin toplamı da toplam türevseli veriyor bize. Yani bu s'nin y'ye göre kısmi türevseli ile s'nin i'ye göre kısmi türevsellerinin toplamı oluyor. S'nin Y'ye göre kısmi türevselini alırken i'yi sabit, dolayısıyla D'yi sıfır kabul ediyoruz. S'nin i'ye göre kısmi türevselini alırken de Y'yi sabit, yani D'yi sıfır kabul ediyoruz.
Bunu bir örnek üzerinde şey yaparsak, örnek üzerinde daha iyi görürsek, toplam fayda fonksiyonu, yani total utility function İngilizcesi, bununla görebiliriz. Nedir bu toplam fayda fonksiyonu? U eşittir U x1'den x n'ye gibi argümanların fonksiyonu olarak gösterilir. U dediğimiz şey toplam fayda, total utility, U'su İngilizce karşılığı. Ondan sonra U fayda x1'den xn'ye kadar x'lerde mal ve hizmet sepetini, yani kullandığımız çeşitli mal ve hizmetleri miktarlarını gösteriyor. Yani her çeşitli kullandığımız çeşitli mal ve hizmetleri bu fonksiyonun içine attığımız zaman öbür taraftan toplam fayda diye bir indeks, bir gösterge çıkıyor diye varsayıyoruz. Toplam faydanın toplam türevseli dediğimiz zaman, yani total differential of total utility dersek buna, toplam faydanın toplam türevseli. Bu da nedir? DU'dur bu. Yani formül olarak del U bölü del X1 çarpı DX1 artı işte del U bölü del X2 çarpı DX2 falan böyle böyle gidiyor. Del U bölü del XN çarpı DXN'ye kadar bunların toplamı bize DU, yani toplam türevselini veriyor. Bunu başka bir şekilde ifade edersek DU eşittir marjinal fayda x1 çarpı dx1 artı marjinal fayda x2 çarpı dx2 artı artı böyle gidiyor. Marjinal fayda xn çarpı dxn'ye kadar bunların toplamı olarak görebiliriz. Buradaki toplamın her bir toplanan kısmı birer kısmi türevsel. Yani diğer mallar sabitken bir maldaki kendimizdeki küçük bir değişikliğin toplam faizimize yaptığı etkiyi gösteriyor. Bu bir kısmi, her bir malın kısmi türevseli. Bunları topladığımız zaman da tüketimimizdeki tüketim miktarlarımızdaki değişimlerin U üzerine, yani toplam fayda üzerine toplam etkisi, toplam yaptığı değil. Başka uygulaması bu toplam türevsellerin veya türevsellerin kısmi esnekliklerdir. İngilizcesi partial elasticities. Nedir? İşte yine noktasal esnekliklerden bahsediyoruz. Tabii hassas ölçüyoruz. Epsilon S'ye dediğimiz zaman S'nin Y'ye göre kısmi esnekliği anlamına geliyor. Epsilon S i dediğimizde de S'nin i'ye göre kısmi esnekliği anlamına geliyor. Epsilon S'ye nedir? İşte del S bölü del Y bölü S bölü Y'dir. Yani S'nin Y'ye göre türevi bölü S'nin Y'ye göre ortalaması. Veya del S bölü del Y çarpı Y bölü S olarak da ifade edebiliriz. Bildiğimiz esneklik formülü yüzde olarak, tabii oransal olarak ifade ediyoruz ama pay ve payda da 100 olduğu için onlar sadeleşiyor, onlar kalmıyor tabii formülde. Epsilon S'yi dediğimiz zaman da, yani i'nin S'ye göre kısmi esnekliği ne demek bu? Yani yine esneklik, işte yüzde değişimi oranı. Epsilon S'ye dediğimiz zaman Y'deki %1'lik bir değişiğin diğer değişikliğin, diğer şeyler sabit kalmak bilhassa da i sabit kalmak şartıyla Y'deki %1'lik bir değişikliğin S'de yaptığı yüzde değişikliği, oransal değişikliği ifade ediyor. Epsilon S'yi dediğimiz zaman da i'deki diğer şeyler sabit kalmak şartıyla i'deki küçük bir değişikliğin, yani reel faizlerdeki küçük bir değişikliğin tasarruflardaki, yani i'deki %1'lik bir değişikliğin, öyle dememiz lazım. Tasarruflarda yüzde kaçlık değişiklik yapıyor? Bunu ifade ediyor. Dolayısıyla kısmi etkiyi yine göstermiş oluyor. Evet. Mallar ve toplam fayda açısından bakarsak da epsilon u x1 xi dediğimiz şey i'nci malın daki ufak bir değişikliğin, i'nci malın tüketimimizdeki ufak bir değişikliğin diğer mallar ve hizmetler sabit kalmak şartıyla toplam faydamızda yüzde kaçlık bir değişiklik yaptı? Yani X malındaki mesela tüketimimizin yüzde birlik bir artış toplam faydamızda yüzde kaçlık bir artış yapıyor? Bunu gösteriyor. U, X, İ. Bunu da del U bölü del X, İ bölü U bölü X, İ veya del U bölü del X, İ çarpı X, İ bölü U şeklinde ifade edebiliriz. İ birden N'ye kadar olmak şartıyla. Yine hepsi teriz paribus dikkat ederseniz. Yani diğer şeyler sabit kalmak şartıyla her seferinde bir öğeyi değiştiriyor. Şimdi
Türevsel kuralları, 8'i 3'e geldik. Türevsel kuralları deyince bunlar bizim bildiğimiz türev kurallarından farklı şeyler değil. Sadece türevsel olarak ifade edilmiş. Onun için ayrıca kanıt falan yapmayacağız. Belki bir ufak bir yerde bir kanıt var. Onun haricinde de şey diye kanıta ihtiyaç yok. Çünkü bu formüllerin hepsinin kanıtlarını türevleri işlerken gördük zaten. Sadece bunlar o aynı formüllerin bildiğimiz türev formüllerinin türevsel olarak ifade edilmiş halleri. Yeni bir şey değil. Türevsel kuralları İngilizcesi differential rules ya da rules of differentials öyle de diyebiliriz. İkisi de denir. Nedir? Y diye bir fonksiyonumuz var. X1 ve X2 diye iki değişkenin fonksiyonu. Bu tabii çok değişkenli fonksiyonlar artık onlarla uğraşıyoruz. U diye bir fonksiyonumuz var. X1 ve X2'nin fonksiyonu. V diye bir fonksiyonumuz var. O da X1 ve X2'nin fonksiyonu. Ondan sonra yani y yani f x1 x2 u x1 x2 ve v x1 x2 gibi fonksiyonlar var elimizde. Peki ha bir de k diye bir reel sabitimiz var. Tabii bir reel sabite de ihtiyacımız var. Nedir? En basit kuralımız, birinci kuralımız. Hatırlarsanız türevlerden sabitin türevi sıfırdı. Burada da sabitin değişimi yani dk eşit sıfır olacak haliyle. Yani evet ne olmuş bu arada? Bir şeyler değişip durmuş. Evet. Evet. Yani burada şeyin ne derler y eşit f x1 x2'nin tabii türevsel formülü f1 çarpı dx1 artı f2 çarpı dx2 oluyor. Bu genel türevsel formülü. Şimdi biz birinci kuralımız dk eşit 0. Yani sabitin değişimi 0'dır. Sabitin türevseli 0'dır. Evet, gayet açık değil mi? Değişmeyen bir şeyin değişiminin 0 olması kanıta ihtiyacı yok zaten. Boş türevlerde kanıtladık bunu. İkinci kuralımız işte bir monom, genel bir hani polinomu oluşturan parçaların türevseli türev formülünden çıkıyor ve zincir kuralını tabii kullanıyoruz. D C çarpı U üzerine bunun şeyi yani C çarpı U üzerine N'nin türevseli C çarpı N çarpı U üzeri N eksi 1 çarpı D U oluyor. Aynen zincir kuralıyla ilk önce bu şeyin monomun U'ya göre türevini alıp sonra onu U'nun türevseliyle çarpıyoruz. Ha, bu da ne oluyor? Buraya bir Y gelmiş. Bu Y'ye gerek yok tabii. Bu yani D Y veya hiçbir şey demesek de olur. Sonuçta bu formül neye eşittir? C çarpı N çarpı U üzeri N eksi 1 çarpı U1 çarpı DX1 artı U2 çarpı DX2'ye eşittir. Yani o DU'yu da açıyoruz. Onu U1 DX1 artı U2 DX2 olarak türevselinde oraya ekledik mi işte formülü tamamlamış oluyoruz. Üçüncü formülümüz iki fonksiyonun toplamının türevseli türevselerin toplamıdır veya farkının türevseli türevsellerinin farkıdır diyor. Ne demek? DU artı V eşittir DU artı DV'dir. DU eksi V eşittir DU eksi DV'dir. Bunların hepsini istersek türev formüllerini kullanarak kanıtlayabiliriz. Onları zaten daha evvel kanıtladık. Ayrıca kanıta ihtiyacımız yok. Evet. Diğer bir şeyimiz, diğer bir formülümüz çarpımın türevi veya çarpımın türevseli yani çarpımın türevindeki formülü çarpımın türevselini uyguluyoruz. Dördüncü formülümüz. D U çarpı V eşittir V D U artı U D V'dir. Yani her seferinde bir değişkenin türevselini diğer değişkenlerle çarpıp topluyoruz anlamına geliyor. Bu da bildiğimiz türev çarpımın türevi formülünün türevsel hali. D U çarpı V eşittir V D U artı U D V. Beşinci formülümüz bölüm formülü. D U bölü V. Bu da aynen yine
türevden bildiğimiz ama türevsel hali v çarpı du eksi u çarpı dv bölü v kare oluyor. V tabii sıfır olmamak kaydıyla paydı sıfır olmamalı. Altıncı formülümüz 2'den fazla fonksiyonumuz, mesela 3 fonksiyonumuz olursa bunların toplamları veya farkları, bazıları toplam bazıları fark olarak girebilir bir formüle. Onun için artı eksi olarak hepsini ifade ettim. D u artı eksi v artı eksi w gibi ya da w gibi alırsak bunun açılımı d u artı eksi d artı eksi d w olacaktır. Yani u artı v artı w ise d u artı d w olacaktır bunun türevseli. Bazıları eksi ise onların eksi gelecektir. Anlaşılır bir şey herhalde. Yani yukarıdaki ikilinin genelleşmiş hali. Bir de çarpımın, yani çarpım mesela üçlü veya daha fazla olsa ne olur? Grupları sorun değil. Yani d u çarpı v çarpı w eşittir. V çarpı w çarpı d u artı u çarpı w çarpı dv artı u çarpı v çarpı dw. Yani yine her seferinde bir tanesinin türevselini alıp diğer değişkenlerle çarpıyoruz ve topluyoruz hepsini. Tıpkı çarpımın türevinde olduğu gibi. Bunun da küçük bir kanıtını yapabiliriz isterseniz. Gayet kolay. V çarpı W'ya Z dersek değişken değiştirerek D U çarpı V çarpı W D U çarpı Z'ye eşit olacaktır. Onu açtığımız zaman U çarpı DZ Z çarpı DU olacaktır. Onu da daha da açarsak bu sefer ne olacak? Her iş çıkarıyor bana. Yani ne olacak o zaman? U çarpı dz artı z çarpı du, yani u çarpı w çarpı dv artı v çarpı dw artı v çarpı w çarpı du olacaktır. Bunları da açıp sıralayınca v çarpı w çarpı du artı u çarpı v çarpı dw artı u çarpı v çarpı dw şeklinde bunu açabiliriz. Evet. Bir sayısal örnek görürsek y eşittir 5x1 kare artı 3x2. Buna u artı v gibi de görebiliriz. Veya hepsini tek bir türevselini alabiliriz genel türevsel formülden. Burada ilk önce genel türevsel formülü sonra da u artı v olarak görerek almış şeyleri ikisini de. Dolayısıyla her iki şekilde de hesaplayacağız. Nedir? D'ye eşittir F1 DX1 artı F2 DX2 formülünden buradaki D'ye 10X1 DX1 artı 3 DX2 olacaktır. Yok bunu Y'yi her bir parçasını U ve V diye U artı V diye görürsek o zaman D'ye eşittir DU artı DV formülünden D 5X1 kare artı D 3X2 olacaktır. Bu da 10x1 dx1 artı 3dx2 şeklinde yine önceki formüle eşit olacaktır. Önceki sonuca eşit olacaktır. Eşit olmazsa zaten bir yerde yanlış yaptık demektir. İkinci örneğimizde y eşittir 3x1 kare artı x1 x2'nin karesi. Bu da yine tek fonksiyon olarak görüp genel türevsel formülden veya iki fonksiyonun toplamı u artı v gibi görüp du artı dv formülden iki şekilde de açılabilir. Burada birinciden açarsak d'ye eşittir f1 dx1 artı f2 dx2'den. O zaman d'ye 6x1 artı x2 kare çarpı dx1 artı 2x1 x2 dx2 olacaktır. Şurada. Yok bunu iki fonksiyonun toplamı olarak görürsek o zaman d'ye eşittir du artı dv olacaktır. Dolayısıyla d3x1 kare artı dx1 x2 kare olacaktır. Bunu da açtığımız zaman 6x1 dx1 artı x2 kare dx1 artı 2x1 x2 dx2 olur. Toparladığımız zaman 6x1 artı x2 kare dx1 artı 2x1 x2 dx2 diye aynı sonucu buluruz. Üçüncü örneği size ödev olarak veriyorum. Bu biraz uzun. Evde deneyip ondan sonra sınıfta çözeriz. Y eşittir x1 artı x2 bölü 2x1 kare. x1 tabii sıfır olmamak kaydı, sıfır olmamak şartıyla. Ne yapacağız? Burada dikkat edersen bir bölüm var. Ya
Bunu yine tek bir fonksiyon olarak alıp bölümün türevi formülünden işte dy eşittir f1 dx1 artı f2 dx2 ile gideceğiz. Böyle bulacağız. Ya da bunu u bölü v diye düşünüp bölümün türevseli formülünden vdu eksi udv bölü v kare olarak hesaplayacağız. Her ikisini de hesaplayın ve karşılaştırın. Doğru yaparsanız aynı şeyi bulmanız lazım. Farklı çıkarlarsa zaten bir yerde yanlış yaptık demektir. Evet. Geldik 8-4'e. Yani toplam türevlere. Şimdi burada artık şeyler ne derler? Bağımsız değişkenler gerçekten bağımsız değil. Bazı bağımsız değişken dediğimiz değişkenler de diğer değişkenler daha bağımsızların birer fonksiyonu. Sonunda da y gibi bağımlı değişken var. Yani burada şöyle görebiliriz. Bir w diye bir değişken var. Bu g fonksiyonu ile x'i etkiliyor. X de f fonksiyonu üzerinden y'yi etkiliyor. Aynı şekilde ama w f fonksiyonu üzerinden dolaysız olarak y'yi etkiliyor. Dolayısıyla w'nun bir dolaysız g ve f üzerinden etkisi bir de dolaysız sırf f üzerinden etkisi var y'ye. Nasıl bir şey? Şöyle bir şey. Y eşittir. F yani hem x'in hem de w'nun argümanı olduğu bir fonksiyon. X'in kendisi de ama gw yani o da w'nun bir fonksiyonu. Yani fonksiyonu durumu var burada aslında. Dolayısıyla da iki zincir var. Bir basit zincir w'nun dolaysız doğrudan etkisi. Bir de x üzerinden etkisi dolaylı daha karmaşık zincir var. Her iki zinciri de hesaba katmak zorundayız. Her iki kanalı da etki kanalını da hesaba katmak zorundayız. Bir akış şeması, bir etki şeması var. Bu şemalar önemli ve sınavda da soruyorum ben bunları. Lütfen bunları iyi anlayın, iyi öğrenin. Çünkü ben genelde çok bir şey çizdiren bir hoca değilim biliyorsunuz. Sınavlarda da pek öyle için fonksiyon çizimi falan sormuyorum. Ama bunlar, bu bir fonksiyon çizimi değil. Bu işin mantığının çizimi. Bu çizimleri yapabilirseniz ondan sonra o türevselleri ve toplam türevleri elde etmek çok daha kolay olur. Yapmazsanız işler birbirine girer, karışır. Bunun için de bu çizimler önemli. Ha, şimdi bu durumda toplam türevsel dediğimiz şey bizim dy eşittir f'nin x'e göre türevi çarpı dx, f'nin x kısmı türevi çarpı dx artı f'nin w göre kısmı türevi çarpı dw olacaktır. Normal. Toplam türevsel bir önceki konuda öğrendiğimiz. Ha, peki değişimler ne kimliği nasıl etkiliyor? Aynı şemayı yine değişimler üzerinden de yazabiliriz. dw G'nin türevi üzerinden dx'i etkiliyor. dx de f'nin x'e göre kısmi türevi üzerinden d'yi etkiliyor. Ama aynı zamanda dw, f'nin w'ye göre kısmi türevi üzerinden de d'yi dolaysız etkiliyor. O zaman y'nin w'ye göre toplam türevi diye alırsak bu ne anlama geliyor? D'ye yani toplam türevi dw yani en dışsalıdaki küçük değişime bölmüş oluyoruz. Yani yine türev işte y'nin y'deki değişimin w'daki değişime oranı. Dolayısıyla bu türev dy bölü dw. Ama bunu artık nasıl elde ediyoruz? Bütün olası etkileri, bütün oradaki tüm etki kanallarını hesaba katarak elde ediyoruz. Bunun için de ilk önce toplam türevseli alıyoruz. En rahatı böyle yapmak bunu. İlk önce toplam türevseli alıp o elde ettiğimiz toplam türevseli ondan sonra o en dışsalıdaki değişime dw'ya bölmek. Bunu yaparsak ne çıkıyor karşımıza? Fx çarpı dx bölü dw artı fw çarpı dw bölü dw çıkıyor. Burada tabii dw bölü dw da 1 olacak. Bir şeyin kendine göre türevi 1. Oradan bir basitleşme olacak. Burada tabii bu neye eşittir? İşte del y bölü del x çarpı dx bölü dw artı del y bölü del v çarpı dw bölü del y bölü del v del w çarpı del w bölü del w olacaktır. Veya daha kısa ifade edilirse fx çarpı dx bölü dw artı fw şeklinde elde edilebilir. İşte y'nin yani f fonksiyonunun w'ye göre toplam türevseli, toplam türevseli ve onun dw'ye bölerek elde ettiğimiz toplam türevi de budur.
Şimdi. Peki. Burada şimdi örnekler görelim. Birinci örnekte y eşittir. Aynı şeyin örnekleri, sayısal örnekleri. Y eşittir. F x w, yani 3x eksi w kareymiş. Böyle. Fonksiyonu bu 3x eksi w kare. X'in kendisi de 2w kare artı w artı 4. X'in kendisi de w'nun bir fonksiyonu. Bu takdirde deminki formülü uygularsak dy bölü dw ne oluyor? İşte fx çartı dx bölü dw artı fw'ydu en son elde ettiğimiz. Yani f'nin x'e göre türevi 3 çarpı x'in w'ya göre türevi 4w artı 1 artı f'nin w'ya göre türevi yani eksi 2w. Bunları da topladığımız zaman işte 12w artı 3 eksi 2w'dan en sonunda 10w artı 3 çıkıyor. Sağlaması da gayet kolay. Biz bütün bunları bilmesek ne yapardık? X'in w cinsinden fonksiyonu f'nin içine yerleştirdik. Her şeyi w'ya çevirir. Ondan sonra türevini alırdık. Yine aynı şeyi verirdi. Değil mi? O zaman öyle yapalım. Y eşittir 3 çarpı x yerine onun w cinsinden fonksiyonunu yazarsak 2 çarpı w kare artı w artı 4 bir de eksi w karesi var. Onu da yazarız. Bunları açtığımız zaman 6w kare artı 3w artı 12 eksi w kare olur. Yani 5w kare artı 3w artı 12 olur. Bunun w'ye göre türevini aldığımız zaman 10w artı 3 diye aynı sonucu yine buluruz. Bu da sağlaması. İkinci örnek, bu benim örneğim. Tiryaki Taylan örneği, kahve şeker örneği. Benim biliyorsunuz motoru kahveyle çalışıyor. Kahveyi de genellikle şekerle içtiğim için hem şeker hem kahve tüketimimden faydam oluyor. U fonksiyonu işte K ve Ş'nin K kahve, Ş şeker. U da bunların getirdiği toplam fayda şeklinde düşünebiliriz. Yalnız kahvenin içine şeker atarak içtiğimiz için, ya da içtiğim için en azından benim için böyle, şeker koyanlar için kahvesine, şeker de aynı zamanda kahvenin bir fonksiyonu oluyor. Ne kadar kahve içersek ona orantılı olarak da şeker almış oluyoruz. Tabii tatlıyı falan başka yerlerden sonuçta kahvenin bir fonksiyonu oluyor. Şey eşittir GK diye bir fonksiyon oluyor. Burada kahve ve şeker, K ve Ş tamamlayıcı mallardır. Tabii bunu da dikkat edelim. Peki burada fayda fonksiyonumuz U ne oluyor? U K GK oluyor. Yani şeker yerine onun K'nın fonksiyonu, kahvenin fonksiyonu olan karşılığını koyarsak o zaman her şeyi K'ya çevirebiliriz. Peki toplam türevselini alırsak bu şeyin toplam faydanın yani DU'yu alırsak bu neye eşittir? İşte del U bölü del K çarpı DK artı del U bölü del Ş çarpı DŞ'dir. Bu da neye eşittir? U'nun K'ya göre türevi, kısmi türevi çarpı DK artı U'nun Ş'ye göre kısmi türevi çarpı DŞ olarak bu şekilde de kısaca ifade edilebilir. En ekonomik ifadesi böyle bunun biliyorsunuz. UK DK artı UŞ DŞ şeklinde. Peki bu toplam türev, toplam türev ne? En dıştaki K olduğuna göre en bağımlının en dıştaki yani K'ya göre türevini alacağız. O zaman toplam türevseli DK'ya böldüğümüz zaman işte bu toplam türevi elde etmiş oluyoruz. Nedir bu? Del U bölü del K çarpı DK bölü DK artı del U bölü del Ş çarpı DŞ bölü DK'dır. DK bölü DK 1 olduğu için bu da kısaca UK artı UŞ çarpı G üssü K diye en veciz haliyle ifade edilebilir. Yani U'nun K'ya göre kısmi türevi artı U'nun Ş'ye göre kısmi türevi çarpı G'nin K'ya göre türevi şeklinde elde edilebilir. Bunların sayısal değerleri son yanı bırak tabii şey yapabiliriz bunları sorun olmaz. Evet. Şimdi biraz daha ilginçleşiyor. F fonksiyonumuzda artık iki argüman, üç argüman var. X1, X2 ve W. Yani iki tane W'ya bağlı sözde bağımsız değişken ama onlar ikisi de W'nun fonksiyonu. Bir de hepsinin fonksiyonu olan bir Y'miz var. Yani F fonksiyonunun 3 argümanı var. X1'in kendisi GW, X2'nin kendisi de HW diye bunlar da W'nun fonksiyonları. Bu etki şemasını çizersek W en dışta, en bağımsız, Y de en içte, en bağımlı olacak. W bir defa Y fonksiyonun içine argüman olarak olduğuna göre bir defa dolaysız F üzerinden dolaysız etkisi olacak. Ama X1 ve X2
Dolayısıyla böyle bir şekilde x1'i etkiliyor, x1 f fonksiyonu y'yi etkiliyor. W h fonksiyonuyla x'i etkiliyor, x2 de f fonksiyonu y'yi etkiliyor. Aynı zamanda w f fonksiyonunda da olduğu için bağımsız olarak, dolaysız olarak yine y'yi etkiliyor. Dolayısıyla 3 kanaldan etkiliyor aslında y'yi. Ha, ilginç. Okların yönü iki kanalları gösteriyor ve hangi etki olduğunu gösteriyor. Bunlar hepsi çok önemli. Peki x1 ve x2'nin bir defa W'ya göre türevsellerini alalım. dx1 eşittir dx1 bölü dw çarpı dw, yani g üssü w çarpı dw oluyor. dx2 de dx2 bölü w çarpı dw, başka bir de işte h üssü w çarpı dw oluyor. Şimdi bunlar daha malzeme hazırlıyoruz. Biz neyi istiyoruz? Biz dy'yi istiyoruz. Oradan dy bölü dw, yani w'daki küçük bir değişikliğin bütün kanallar üzerinden y'de yaptığı toplam etkiye bakacağız. Bir defa y'deki toplam değişim dy nedir? Formül olarak açarsak, yani dy'nin türevseli f1 dx1 artı f2 dx2 artı fw dx2. Veya bunu daha açarsak, buradaki dx1 ve dx2'yi de önceden elde ettiğimiz onları da yerine koyarsak, f1 dx1 bölü dw çarpı dw artı f2 çarpı dx2 bölü dw çarpı dw ve artı fw çarpı dw olur bu. Bakın dw'ya kadar açtık. Sonra bunu hepsini dw'ya bölünce dy bölü dw, yani toplam türevi bulmuş oluruz. Bu da nedir? F1 çarpı dx1 bölü dw çarpı dw bölü dw artı f2 çarpı dx2 bölü dw çarpı dw bölü dw artı fw çarpı dw bölü dw'dur. Bu dw bölü dw'lar 1 olduğu için bunlar da bu ne gelir geriye? Ne kalır? F1 çarpı dx1 bölü dw artı f2 çarpı dx2 bölü dw artı fw kalır. İşte her üç kanalın gördüğünüz gibi zincirleri bunlar. Aynı zamanda her ya da bunu dellerle daha açık ifade etmek istersek, del y bölü del x1 çarpı dx1 bölü dw artı del y bölü del x2 çarpı dx2 bölü dw artı del y bölü del w şeklinde yazabiliriz. Şimdi buna örnek, çok ilginç bir örneğimiz var burada. Dinamik üretim fonksiyonu, iktisadi bir örnek. Burada bir üretim fonksiyonumuz var. T zaman, time'ın baş harfi T, zamanı ifade ediyor. Q toplam çıktı, toplam ürün fonksiyonu, bildiğimiz üretim fonksiyonu. Bu K, L ve T'nin fonksiyonu. Yani içinde sermaye var, emek var ve zaman var. Eskiden K ve L genellikle koyardık. Bir de T çıktı şimdi. İçine bir de T koyduk. Üretim fonksiyonu. İlginç değil mi? Q toplam üretimi, toplam çıktığı ifade ediyor. K sermayeyi ifade ediyor. Sponsor ifade ediyor. O T'nin fonksiyonu. Tabii zaman sermaye birikimi yapıyoruz çünkü. Aşımayla miktar yok oluyor. Üstüne yatırım yaparak da sermaye stoğumuzu büyütüyoruz. Aynı şekilde emek de L de T'nin zamanın bir fonksiyonu. Çünkü elimizdeki emek stoğu da büyüyor. Neyle büyüyor? Hem nicelik olarak işte yeni bebekler doğuyor, büyüyorlar onlar, çalışan haline geliyorlar ve emek stoğu. Bir kısım emekli olanlar, ölenlerle falan küçülüyor, azalıyor. Ama katabiliriz tabii. Dolayısıyla emek stoğumuz da katlanıyor, büyüyor zaman içinde. Yani bunlar zaman içinde değişen şeyler. Ha. Peki üretim fonksiyonun içinde T'nin olması ne demek? Bu da işte teknolojik gelişmeyi ifade ediyor. Yani zamanla sadece faktörlerimiz değil, aynı zamanda faktörlerin verimliliği de artıyor ve dolayısıyla Q'de bir değişiklik oluyor. Ya da şimdi olduğu gibi böyle kötü zamanlar çok özel üretimin zaman içinde kötü zamanlar yaşarsak ki bunlar savaş zamanları böyle veya böyle salgın zamanları gibi zamanlardır. Orada da T ile birlikte kısa bir süre içinde
küredeki verimliliğin düşmesini bekleyebiliriz. Yani her zaman da bu pozitif olacak etkisi diye şart değil. Ama genel olarak teknolojik gelişme dolayısıyla T'nin etkisinin Q'yu arttırdığı dolayısıyla faktörlerimizin aynı faktörlerle daha fazla zaman için daha fazla üretim düşünebiliriz. Peki bu durumda şimdi dQ bölü dt yani zamandaki değişikliğin zamanın değişiminin üretimde yaptığı toplam değişim. Yani Q'nun T'ye göre toplam türevi. Dikkat edin T bağımsız olarak teknolojik gelişmeyle bir doğrudan etkisi var. Ama K ve L üzerinden de dolaylı etkileri var. Yine yukarıda çizdiğim üçüncü var işte burada. Ne oluyor? O zaman K'nın Q'nun K'ya göre kısmi türevi çarpı K'nın T'ye göre türevi. Yani del Q bölü del K çarpı DK bölü DT artı del Q bölü del L çarpı DL bölü DT yani Q'nun L'ye göre kısmi türevi çarpı L'nin T'ye göre türevi. İkinci zincir. Dikkat edin bunlar her biri zincir kuralı. Artı bir de dolaysız etki del Q bölü del T olacak. Şurada bir T eksik. Del Q bölü del T çarpı DT olacak bu da. Dolayısıyla bunu türevler halinde yazarsak yine QK çarpı K üssü T artı QL çarpı L üssü T artı QT şeklinde de daha kısa, daha özet yazabiliriz. Yine Q'nun K'ya göre kısmi türevi çarpı K'nın T'ye göre türevi artı Q'nun L'ye göre kısmi türevi çarpı L'nin T'ye göre türevi artı Q'nun T'ye göre kısmi türevi. Bunu toplam, işte toplam türevi Q'nun zamana göre yani toplam üretiminin toplam çıktığının zamana göre toplam türevini veriyor bize. Sayısal bir örnek yaparsak QKL'yi burada 25KL eksi K kare eksi 2L kare olarak vermiş. Burada T yok içinde dikkat ederseniz. Burada teknolojik bir değişimi hesaba katmamış. Sadece T, K ve L üzerinden Q'yu etkiliyor. Dolaysız etki. K eşittir 0,3'te, L eşittir 0,2'te. Bu da işte sermaye ve emek stoklarımızın zaman içindeki değişimini ifade ediyor bu fonksiyonlar. Şimdi dQ bölü dt yani toplam çıktının zamana göre toplam türevini alırsak ne yapacağız? Q'nun K'ya göre türevi 25L eksi 2K çarpı K'nın zamana göre türevi 0,3 artı Q'nun L'ye göre türevi 25K eksi 4L bunları buradan sağlayabilirsiniz. Çarpı L'nin zamana göre türevi 0,2. Bunları çarpıp toplayınca işte dQ bölü dt'yi buluyoruz. Bunları içine yerleştirip L yerine 0,3T, K şey L yerine 0,2T, K yerine 0,3T yerleştirince bunları hepsini yerleştirip hesaplarını yapınca işte 5T eksi 0,6T çarpı 0,3 artı 7,5T eksi 0,8T çarpı 0,2 oluyor. Bunu da hesaplayınca 1,5T eksi 0,18T şey evet artı 1,5T eksi 0,16T yani 3T eksi 0,34T'den toplam 2,66 T bulmuş oluyoruz. Yani T'de bir birim değişiklik olduğu zaman mesela günle ölçüyorsak bir gün geçtiği zaman üretimimiz bunun 2,66 katı 2,66 birim artıyor anlamına geliyor bu dQ bölü dt. Yani T'nin toplam etkisi zamanın üretim çıktı üzerindeki toplam etkisi. O zaman bir de daha bunun tabii karmaşığı var. İyice işler artık son raddesine geliyoruz. Nasıl oluyor? Bu da kısmi toplam türev. İlginç, değil mi? Şimdi ne yaptık? Değişim oranı gördük. Oradan türevi gördük. Ondan sonra oradan kısmi türevi gördük. Ondan sonra toplam türevseli gördük. Kısmi türevseli, toplam türevseli ve şimdi ondan sonra toplam türevi gördük. Şimdi de kısmi toplam göreceğiz. İlginç değil mi? Yılan hikayesi gibi uzuyor. İngilizcesi partial total derivative. Kısmi toplam türev. Ha buradaki olay ne? Burada y eşittir f x1 x2 uv gibi bir fonksiyonumuz var. Burada artık bağımsız, en bağımsız bir tane değil, iki tane değişken var. U ve V birbirine bağımlı olmayan, diğerlerinin onlara bağımlı olduğu iki değişken. Y de hepsine bağımlı. X1 eşittir G U V, X2 eşittir H U V şeklinde X1 ve V'nin, X2'de U ve V'nin fonksiyonları. Yani onlar aslında tam bağımsız değil ama Y de onlara da bağlı.
Dolayısıyla Y'de 4 argüman var. Şimdi U ve V'nin Y'ye etki kanallarına bakalım. Bir defa F fonksiyonu içinde U ve V argüman olarak oldukları için U'nun ve V'nin F üzerinden Y'ye dolaysız etkileri var. İki tane bağımsız kanal olduğunu çağırlar şimdi dolaysız etkiler. Sonra U'nun X1 üzerinden yani U'nun G ile X1'e, X1'in de F ile Y'ye etkisi. U'nun burada şey olacak, H olması lazım. H ile X2'ye, X2'nin de F ile Y'ye etkisi. Sonra U'nun, V'nin G üzerinden X1'e, X1'in F üzerinden Y'ye etkisi. Ve sonra V'nin H üzerinden X2'ye ve X2'nin F üzerinden Y'ye etkisi şeklinde 6 tane kanal. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane kanalımız var. Dolayısıyla 6 parçamız olması lazım toplam türevselde ve toplam türevde de tabii. Ama toplam türevde ki ona kısmi toplam türev diyoruz. Orada bir takım şeyler sadeleşecek tabii. Şimdi bakalım. DY bölü DU DV eşit 0 olmak kaşığıyla. Şurada çizgi çekip koşul koyuyoruz. Bunun en kısa, en rahat gösterimi budur. Kitabımızda bir takım paragraf işaretleri falan kullanmış ama standart bir gösterim değildir. Normalde matematik kitaplarında bunu pek bulamazsınız. Ben de kullanmam öyle şeyleri. En güzeli bunu böyle ifade etmektir. Yani Y'nin U'ya göre toplam türevini alıyorum. V'yi sabit tutarken. V'yi sabit tutmak varsayım altında. O da DV eşit 0 demektir. Yani Y'nin U'ya göre toplam türevini alıyorum ama V'yi sabit DV eşit 0 varsayım altında yaptığım için bunu kısmi toplam türev oluyor. İşte yine Ceteris Paribus çıktı ortaya. Diğer şey sabit. İki tane burada en bağımsız. Birini sabit tutup diğerini değiştiriyoruz. Sonra birinciyi sabit tut mesela ikinciyi değiştiriyoruz. Her seferinde birini sabit tutup diğerini bağımsızlarını değiştiriyoruz. X1, X2 bunlar artık tam bağımsız değil. Onları o şekilde yapmıyoruz. U ve V en dıştaki tam bağımsızlar. Onlara göre sonuçta kısmi toplam türev alıyoruz. Peki nedir? DY bölü DU, DV eşit 0 olmak koşuluyla. İşte bu formülleri uygularsak sırayla bütün bu altı zinciri oluşturmam lazım. Del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del U çarpı DU bölü DU artı del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del V çarpı DV bölü DU artı del Y bölü del X1 çarpı del X2 bölü del U çarpı DU bölü DU artı del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del V çarpı DV bölü DU artı del Y bölü del U çarpı DU bölü DU dolaysız etkilerden bir tanesi artı del Y bölü del V çarpı DV bölü DU bu da ikinci dolaysız etki. Niye? U'ya göre hepsinin türevini aldığım için en sonunda DU'ya bölüyorum. Şimdi bir defa DU bölü DU'lar 1. Buradan bir sadeleşme oluyor. DV'yi de 0 kabul ettim. Tabii V'yi sabit tuttum. DV 0. O zaman DV olan yerlerde 0 oluyor. Dolayısıyla şuradaki 3 tane parçadan içlerinde DV olan 3 tane parça 0 olup gidiyorlar bunlarda. Geriye o 6 parçanın 3'ü kalıyor. Nedir bunlar? 6 zincirin 3'ü kalıyor. Del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del U artı del Y bölü del X1 çarpı del X2 bölü del U ve artı del Y bölü del U. Gördünüz mü? Sadeleşti olay. Bu da işte Y'nin U'ya göre kısmi toplam türevi. Niye? Çünkü V'yi sabit tutuyoruz. EV eşit 0. Aynı şeyi V için yaparsam yani DY bölü DV bu sefer DU eşit 0 varsayım altında yani U eşit sabit. Bunu öyle eşit sabit varsayım altında yapsam şu çizgi biraz aşağıda olacak. Buraya aktarınca kaymış bunlar. Nedir bu? Yine 6 zinciri önce oluşturacağım. Sonra varsayımlarıma göre bunlar sadeleşecekler. Nedir? İşte del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del U çarpı DU bölü DV. Çünkü V'ye göre artık türev alıyorum. Artı del Y bölü del X1 çarpı del X1 bölü del V çarpı DV bölü DV. Artı del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del U çarpı DU bölü DV. Artı del Y bölü del X2 çarpı del X2 bölü del V çarpı DV bölü DV. Artı del Y bölü del U çarpı DU bölü DV. Artı del Y bölü del V çarpı DV bölü DV. Şimdi DV bölü DV'ler 1. Oradan bir defa sadeleşti. İkincisi DU'yu 0 varsaydım. Yani U sabit olduğu için ondaki değişim 0. O DU yani 1. 3. ve 5. terimler DU 0 olduğu için bunlar da 0 oldu, yok oldular. DU bölü DV 0 dolayısıyla DU 0'sa.
Ha, bunlar da gitti. Geriye ne kaldı? Burada biraz kaymış ama görebiliriz. Geri kalanlar kalıyor işte. Del y bölü del x1 çarpı del x1 bölü del v. dv bölü dv1 olduğu için o artık görünmüyor. Artı del 2 del y bölü del x2 çarpı del x2 bölü del v çarpı dv bölü dv. O dv bölü dv1 olduğu için o da kalmıyor. Ve en sonunda da del y bölü del v. Yani 3 tane parça kalıyor bunlardan. 3 zincir. Onların da toplamı işte dy bölü dv, du eşit 0 olma koşuluyla kısmi toplam türevi veriyor bize. Birincisi y'nin u'ya göre kısmi toplam türevi. İkincisi y'nin v'ye göre kısmi toplam türevi. Evet, bugünkü dersimiz de bitti arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Gelecek hafta bu konunun devamıyla işte 8-4'e kadar geldik, değil mi? 8-2, 8-3, 8-4, 8-5'te devam edeceğiz. Artık o çöldeki toz bulutunun altındaki deveye geliyoruz. İşler iyice derinleşecek. Lütfen kitabı da okuyarak gelin. Bu sunumları ve bütün koyduğumuz malzemeleri de okuyup iyice çalışın. Akşam 6'da da egzersiz ve sohbet saatini unutmayın. Sağlıcakla kalın. Teşekkür ederim.